Dem tip ekranlarında türkülere, ezgilere, ağıtlara gönül veren canlar merhaba. Bir hafta aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Benim bugünkü konuklarımı şöyle tanıtayım sizlere. Gülüzar Küsada, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sizleri ben klibinde tanıdım daha birkaç gün önce. Ben diyorum ki Gülüzar Küsada kimdir? Nedir? Nerede gelir? Gülzar Küsada Sivaslı. Evet. Sivaslıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Evet. Bir süre yurt dışında yaşadım. Tekrar geldim. Şimdi müzikle içindeyim. Evet. İki haftalık bir kaset bu şu an. Daha çok yeni. Tabii İnşallah ondan, yolumuz açık olsun diyorum. Daha ona ondan sözünü edeceğiz de ben sizin yolunuz açık olsun diyorum. Teşekkür ederim. İnşallah bahtaşık olur. İnşallah. Evet, dönüyoruz bizim aşura. Aşur Özek. Aşur, Köroğlu gibi namın geliyor mu? Daha sen ben yeni gördüm yani. Biz Mahmut Erdal türküleriyle büyüdük, tabii önceden söyleyelim biz. Sağ olun. Sizi çocukluğumdan... Sizden çok söz edildi, gerek Uzan Niyazi, gerek Gönül diye bir bayan şeyden, Avusturya'da. Doğrudur. Çok söz etti. Ayrıca Hanım Ceylan'dan tanışıyor musun? Çok iyi tanışıyoruz, yani Hamburg'dan. Evet, evet. Onun bir güzel bir şey yaptık ama olmadı işte. Neyse, bir aksilik oldu. Yani albüm galiba elinde ama çok iyi dağıtılmadığı falan söyleniyor. Evet, öyle bir evet, evet. Çok galiba. Şey oldu, evet. Ama güzel bir yaptı. Ben başında durdum. Evet, ben aynı soruyu Aşur'a da sorsam. Aşur kimdir? Evet, Aşur Özek... 1971 Ardahan'a bağlı Damal ilçesinin Yukarı Gündeş köyünde doğdum. Yaklaşık 20 yıldır Avrupa'da, Almanya'da yaşıyorum, Hamburg'da. Zaman zaman ülkeye de izin ziyaret amaçlı geliyoruz. Bugün de sizin programınız vesilesiyle geldik. Böyle ara ara gelip gidiyoruz albümle ilgili, çalışmalarla ilgili. Hele ki Uzan Niyazi senden çok söz etti. Madem ki herhalde hemşerisi diye söz etti yani. He? Uzan Niyazi benim öncelikle ağabeyim. Evet. Üstadım çok değerli hemşerimdir. Güzel evet. Bir dostumdur. O bakımdan bahsediyor olabilir. Kendisine buradan minnet ve saygılarımı gönderirim. Aşır sen de sizinle söz edeceğim ama daha sonra. Tabii. Sizinkinde yol açık olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve yaşamınızda başarılar dileyim. Eyvallah. Sağ olun. Evet, nefesli de Önder Çetin bir açış yaparsa ben de bir şiir okurum yani. Sefalet içinde süründüğüme bu alın yazındır kader dediler. Sarıya peçiye büründüğüme bu böyle bir zaman gider dediler. Böyle atılmıştı temelin himi, sabır ile dizginledim nefsimi. Ağlarken yükseltip hafif sesimi, baş ağrıttın artık, yeter dediler. Dereden ırmağa bulanık aktım, yıllar yılı onlar yedi ben baktım. Gidip Gülistan'da ötmeye kalktım, baykuşlar bir anda öter dediler. Çalıdan kirpiden bendimi ördüm, bir ömür boyunca didindim durdum. Gidip bir hekime derdimi sordum, derdin iyip de beter dediler.
Mahmut Erdal, sefalete alıştım. Çare nedir, rastgelene danıştım. Sermayeyle oynamaya kalkıştım. Hile yapar seni üter dediler. Evet, ben sıramı kaldım. Şimdi dönüyoruz Gülizar'a. Neler diyecek bize? Teşekkür ediyorum. Söz Hilmi Gedai, müzik evet. Veli Ulusi'ye ait bir eser. Güzel, güzel. Evet, dönüyoruz. Aşur. Türkümüz söyleyeceğiz. Evet. Müzik
Ellemeyin kanar yaram, yaramı dağlayan dağlar. Yol bekliyor nazlı yârim, yolumu bağlayan dağlar. Yolumu bağlayan dağlar. Dağları aşamaz oldum, yara kavuşamaz oldum. Dağlar dağlar, zalim dağlar, çok perişan halim dağlar. Dağları aşmadı yolum, yara kavuşmadı yolum. Dağlar dağlar, serin dağlar, ermez mi karım dağlar? Yollarımı bağlamayın, ciğerimi dağlamayın. Aşır gibi ağlamayın, ah çekip ağlayan dağlar. Ah çekip ağlayan dağlar. Dağları aşamaz oldum, yara kavuşamaz oldum. Dağlar dağlar, zalim dağlar, çok perişan halim dağlar. Dağları aşmadı yolum, yara kavuşmadı yolum. Dağlar dağlar, serin dağlar, erimez mi karın dağlar? Sağlık. Teşekkür ederiz. Yalnız ben Naşir bir şey düşünüyorum da. Buradan Niyazi'si de Damalısın değil evet. mi? Evet. Yani Orta Anadolu'yu daha güzel okuyorsun. Niye öyle ki yani? Yani Orta yani Anadolu'yu... Yani İç Anadolu'yu daha güzel okuyorsunuz yani. Ama Sivas'tan doğuya doğru ağız birbirine çok benzediği için bence oradan olabilir. Fakat okuduğum eser bana aitti. Evet. Ben okuduğum eserin hangi yöreye benzediğini kendim kestiremiyorum. Ama, ama çok güzel. İç Anadolu daha tabii. çok o İç Anadolu okuyor yani. Öyle. Siz öyle düşünüyorsanız mutlaka bir büyük yani pay vardır. Bir şey daha anlatayım da sana. Şimdi tilkinin biri aç kalmış. Köyde gitmiş, kümese girmiş. Birkaç tavuğu öldürmüş. Onun görevi ya. Sahibi demiş ki bu nasıl olsa alıştı. Bir daha gelir demiş. Kümeste nöbet beklemiş. Tilki bir gün sonra gelmiş. Tilkiyi yakalamış. Boynuna bir ip atmış. Götürmüş köy meydanına. Köylüler etrafını çevirmişler. Kimi demiş yakalım, kimi demiş asalım. Orada bir bektaşı geçiyormuş. Demişler ki erenler bu bizim tavuklarımızı öldürdü. Bunlar ne ceza verecek? Beni dinlerseniz onun boynuna bir saz asın demiş. Ölene kadar karnında doymaz, yakasla bir yere gelmez. Bundan büyük ceza var mı? Evet, bizim ülkemizde de bağlama çalan... Yok, o yerinde değil yani. Çokları perişan yani. Biraz bir gerçeğe olursun, konuşalım tabii. Yani. Bugün Hüdayi babalar, Hulametler, geçenler şey öldü, Aşık Bektaş, Garip Bektaş. Diyor ki beni sağlığımda bilmeyen dostlar. Ben öldükten sonra bilseler ne olur? Hakkın selamını vermeyen dostlar, kabrime çelekle gelseler ne olur? Eyvallah. Yani bu bir gerçek. Çok Türkiye, doğru. Ülkemizde yaşanan bir gerçek yani. Evet Gülüzar, sözü fazla uzatırsa size yer kalmaz. Ne diyorsun ikinci olarak? İkinci olarak, Gurbet Elini Mesken Eyledik.
tellerini mesken eyledi. Yanık yüreklerde türkü söyledi. Gurbet ellerini mesken eyledi. Yanık yüreklerde türkü söyledi.